Herkese merhaba. Bu derste de kısmi integrasyon konusunu inceleyeceğiz. Hatırlarsanız önceki derslerde değişken değiştirme konusunu görmüştük. Değişken değiştirmede aslında bileşke fonksiyonun türevinden faydalanarak elde edilen formül kullanılıyordu. Kısmi integrasyonda da yine benzer şekilde İki fonksiyonun çarpımının türevinden faydalanılarak elde edilen bir durum var, formül var. Şimdi bakalım isterseniz kısmi integrasyona. Öncelikle f çarpı g'nin türevinin ne olduğunu bir hatırlayalım. Neydi? F çarpı G'nin türevi artı F'nin türevi çarpı G şeklinde yazabiliyorduk. Burada düzenleme yaparsak, yani şu F çarpı G'nin türevini tek bırakırsak, bu durumda şöyle bir eşitlik elde edeceğiz. Eksi f üssü x gx. Sonra iki tarafın integralini aldığımızı düşünelim. İntegre ettiğimizi düşünelim. İntegral fx çarpı g üssü x dx eşittir. İntegral d dx fx gx eksi gx çarpı f üssü x dx olacak. Şimdi burada şunu nedir? Arka arkaya integral ve türev birbirine götürüyor gibi düşünebiliriz. Onun için bunu fx çarpı gx eksi g çarpı f üssü x dx şeklinde yazabiliriz. İşte bu aslında bizim bu kısmi integrasyon formülümüz oluyor. Şöyle nedir? U eşittir fx diyecek olursak bu durumda du f üssü x dx oluyor. Sonra v olarak da gx'i alırsam dv g üssü x dx olacak. Buna göre bunu buradan bir taşırsak şöyle alalım. Eşitlik, hatta bu ayrı yazayım. Şimdi f uydu. U dv eşittir. U çarpı v eksi integral v du biçimine dönüşüyor. Yani kısmi integrasyonu bu şekilde de yazmamız mümkün. Dolayısıyla adının da nereden geldiği aslında formülün görüntüsünden belli oluyor. Çünkü burada integrali bu şekilde yazdığımızda hala sağ tarafta çözülmemiş bir integral var. İntegral kalmış oluyor. Yani dolayısıyla kısmen bu işlem yapılmış oluyor. Ama şu var ki bu taraftaki soldaki integral sağdaki integrale göre zor olan bir integral oluyorsa, yani sağdaki integrali şunu baştaki integralden daha kolay bir hale getirdiysek, onu tek başına çözebiliyorsak, o zaman yöntem tamamdır demektir. İşimize yarayacaktır. Buradan hani ileri gidebiliriz. Bunu örnek üzerinde görelim hemen. En temel örnek nedir? X e üzeri x dx integralidir. Burada
U olarak X'i seçersem DU DX olacaktır. Ve tabii geriye kim kalıyor? DV'yi belirlemek kalıyor. DV'yi de yani U'yu aldık, U'yu X diye belirledim. DV de geriye kalan. Yani E üzeri X, DX. Buradan V de E üzeri X olacak. Şimdi bu tarafa alalım. Bunları formülde yerine yazacak olursak U çarpı V. Şimdi U'muz X. V'miz de E üzeri X. O zaman X E üzeri X eksi integral V V kim? E üzeri X. DU da DX. Görüldüğü gibi E üzeri X integrali var burada ama E üzeri X integralini çözmek kolay. Dolayısıyla aslında burada kalan integral bizim için problem değil artık. Onu da E üzeri X diye çıkartırsam bu şekilde çözmüş oluyorum. Tamamen benzer şekilde şöyle bir integral de olabilir. X ln x dx. Şimdi burada da aynı tercihi yapmak çok işimize yaramayacak. Neden? Çünkü x'e u diyecek olursak bir önceki örnekte gibi o zaman dv olarak ln x dx kalıyor bize. Ki ln x'in integralinin ne olduğunu şu anda bilemediğimiz için çok anlamlı bir yöne ilerlemiş olmuyoruz. Burada her ne kadar tersmiş gibi görünse de u eşittir ln x desem ln x'in türevinin 1 bölü x olması işleri rahatlatıyor. Neden? Çünkü sonuçta x cinsinden bir şey. Yani bu x'in kalanıyla sadeleşmesi mümkün. Dolayısıyla yani fark ya anlamsız gibi gelse de aslında doğru bir hareket. Bize dv olarak kim kalıyor? X dx kalıyor. Yani ln x'e şimdi burada u dediğim için geriye kalan da x dx oldu. O zaman v x kare bölü 2 oldu. Yani evet x başlangıca göre biraz daha karmaşık hale geldi ama sonuçta du'dan da 1 bölü x geldiği için o işleri düzeltiyor. Yani burada yine formüle göre yazacak olursak u'muz ln x, v'miz x kare bölü 2 çarpı ln x eksi integral v'miz x kare bölü 2 ve du. Burada du'nun 1 bölü x olması oldukça önemli. X kare bölü 2 ln x eksi 1 bölü 2 x dx. Du değil tabi. Dx. X dx de ne olacak? Eksi 1 bölü 2 çarpı x kare bölü 2 çıkacak artı c. Yani x kare bölü 2 ln x eksi x kare bölü 4 artı c gibi bir şey elde ediyoruz. Bu şekilde gördüğümüz gibi sonucu elde ettik. Tabii bunun sağlamasını yapmak için nedir? Bu ifadenin türevini alarak sonucun x ln x olup olmadığını kontrol etmek mümkün. Yani hemen x kare bölü 2 ln x eksi x kare bölü 4 artı c'nin türevini alırsak ne çıkacaktır? Şimdi şurası çarpımdır. Çarpımın türevini alacağız. X kare bölü 2'nin türevi x'tir. Çarpı ln x artı x kare bölü 2 çarpı ln x'in türevi 1 bölü x'tir. Eksi x kare bölü 4'ün türevi x bölü 2'dir. Zaten c'nin türevi de nedir? 0'dır. Şunlar sadeleşecek. X bölü 2, x, eksi x bölü 2 şunlar gidecek. Kalan x ln x olacak. Gerçekten de sağlaması da bizim doğru yaptığımızı gösteriyor. Çünkü çıkan ifadenin türevini alınca da
integrantın karşılığını bulmuş oluyoruz. Ln x geliyor bize. Dolayısıyla bu şekilde integrali çözmüş oluyoruz. Yani özetlemek gerekecek olursa şu şekilde u dv gibi yani birine u, diğerine dv diyebileceğimiz iki parça varsa bu integrali u ve eksi integral v du şeklinde çözebiliriz. Burada önemli olan şey u dv integralinden daha kolay bir v du integraline ulaşıp ulaşmadığımız. Eğer daha kolay bir integral oluyorsa kısmi integrasyonu uyguladığımda elde ettiğim v du, o zaman doğru yoldayım demektir. Ve bu genelde eğer elimizde x üzeri p çarpı e üzeri ax tipinde bir fonksiyon varsa u olarak x üzeri p'yi dv olarak da e üzeri ax dx'i seçmek bizim için anlamlı olacaktır. Yukarıda yaptığımız ilk örnek gibi. Ama x üzeri p ln x üzeri q gibi bir şey varsa bu durumda da u'yu ln x'in o q'uncu kuvveti, dv'yi de x üzeri p dx seçmek gerekiyor ki integral çözülebilir olsun. Yine örnekle devam edelim konuya. Mesela x kare e üzeri 2x dx diyelim. Burada şimdi nedir? Farklı farklı şeyler yapmak mümkün aslında ama u olarak x kare alalım. Bu durumda du eşittir 2x dx olacak. E üzeri 2x dx dv olduğu için ne olacaktır? 1 bölü 2 e üzeri 2x v olacaktır. O e üzeri 2x'ten gelen 2 ile 1 bölü 2'yi sadeleştirmek amaçlı. Zincir kuralından 1 bölü 2 geliyor zaten orada. O zaman kısmi integrasyonu yazacak olursak u çarpı v e üzeri 2x eksi integral v çarpı du. Yani şu ikiler gitti. O zaman şuradan bir uzaklaştıralım bunu. O da eşittir 1 bölü 2 x kare e üzeri 2x eksi integral x e üzeri 2x dx oldu. Şimdi gördüğümüz gibi işimiz bitmedi. Yine x e üzeri 2x diye bir integral kaldı. Dolayısıyla kısmi integrasyon doğrudan bir sonuç vermese de devam ettirirsek aynı yönde devam etmek gerekiyor yalnız. Yani u'yu kim seçtiysek onunla devam etmeliyiz. X diyelim, du ya da dx diyelim. Geriye kalan e üzeri 2x dx, ona da dv diyeceğiz. Dolayısıyla yine 1 bölü 2 e üzeri 2x de v olacak. O zaman birinci kısmı aynen yazar. İkinci kısımda tekrar kısmi integrasyonu uygularsak bu sefer yeni seçimlerimize göre, yani çok da farklı değil baştakinden ama biraz da farklı. U çarpı v x e üzeri 2x eksi integral v du. Evet. Artık ikinci adımda sonuca ulaşmış oluyoruz. Yani en azından şu integrali artık tek başına alabilmemiz mümkün. 1 bölü 2 x kare e üzeri 2x
Eksi 1 bölü 2 x e üzeri 2 x. Eksi 1 bölü 2. Şimdi e üzeri 2 x'in integralden 1 bölü 2 e üzeri 2 x diye çıkacak artı c. Yani 1 bölü 2 e üzeri 2 x parantezinde x kare eksi x eksi 1 bölü 2 artı c çıktığını sonucun söyleyebiliriz. Şimdi bir başka değişik örnekte şöyle olsun. 1'den e'ye elen x integrali. Şimdi buraya kadar çözdüğümüz örnekler hep ya x e üzeri x'ti ya x elen x'ti. Yani iki ayrı fonksiyon vardı ama burada sanki tek başına duran bir ifade. Yani biraz daha biçimsel olarak farklı ama aslında mantığı farklı değil. Yine u'ya elen x diyeyim. du eşittir 1 bölü x olsun. Ama burada kalan tek şey dx. O zaman dx'e dv diyeyim ben. Yani x eşittir v olacak. Bu durumda yani önce şöyle yapalım olmadı. Şunu söyleyeyim ben. Nedir? Ln x dx integrali ne olacaktır bu durumda? U çarpı v eksi integral v du. Yani x ln x, şu x'ler sadeleşti. Eksi x artı c. Yani aslında ln x integrali x ln x eksi x artı c'ymiş. O zaman bu belirli integralde ne olacak? X ln x eksi x de birden e'ye değerleri yazacağız. Şimdi e yazdığımda e ln e eksi e eksi 1 ln 1 eksi 1. Bu da ne oluyor? Ln e 1'dir. E eksi e gitti. E'si şu ln 1 0'dır. Eksi eksi 1 artı 1. Yani sonuç 1 çıkıyor. Yani şunu söyleyebilirim. 1'den e'ye ln x eşittir 1 olur. Aslında bunun geometrik olarak bir şeyi de var. Karşılığı da var. Nedir? Ln x fonksiyonu 1 e aralığında pozitif bir fonksiyondur. Ve grafiği de geçen dönemden hatırlarsınız belki. Şu şekilde y eşittir ln x. 1'den e'ye, burası da e diyelim. Ln x'in integralinin sonucunun 1 olması demek nedir? Bu eğri altında kalan bölgenin alanının 1 birim kare olması demek. Yani aslında y eşittir ln x fonksiyonunun 1'den e'ye altında kalan bölgenin alanı tam olarak 1'e eşittir anlamına da geliyor bu aynı zamanda. Bir başka örnek daha yapalım. O da şu olsun. Mesela hangisi olsun? Şöyle diyelim. X ln x'in kübü integrali. Şimdi bu integralde hatırlayacak olursak nedir? Ln x'in kuvvetine u demek gerekiyor demiştim. Du bu durumda 3 ln x'in karesi çarpı ln x'in türevi dx. Yani
3 bölü x ln x'in karesi dx olmuş oluyor. Kim kalıyor geride? X dx. Ona da dv dersem x kare bölü 2 v olacak. O zaman bu seçimler altında kısmi integrasyonu yazacak olursak, şöyle kenara alayım biraz. Şunu da biraz kaydırayım. U çarpı V, yani x kare bölü 2 ln x'in kübü eksi integral V du çarpı 3 bölü x ln x'in karesi dx. Ya da x kare bölü 2 ln x'in kübü eksi, şu x'ler sadeleşti, 3 bölü 2 x ln x'in karesi dx. Nedir? Sonuçta elde ettiğim şey başlangıçtaki integralden biraz daha basit. Çünkü ln'in kuvveti azalmış oldu. X'i yok edemedik ama ln'in kuvvetini düşürmüş olduk. Dolayısıyla doğru yoldayız. Yani aynı şekilde seçimler yapmaya devam etmemiz lazım. Ln x'in karesine u diyelim bu sefer. Du 1 bölü 2, 1 bölü 2 demişim, 2. Ln x kuvvet bir azaldı. Çarpı ln x'in türevi çarpı dx. Ve geriye kim kaldı? X dx, ona zaten dv diyelim. X kare bölü 2 eşittir v olacak. O zaman x kare bölü 2 ln x'in kübü eksi 3 bölü 2 parantezinde bu sefer nedir? Şu integrale kısmi integrasyon uyguluyorum. Şu seçimler altında u'muz u ve yani x kare bölü 2 ln x'in karesi eksi integral v du, du çarpı 2 ln x çarpı 1 bölü x dx. İkiler gitti. X kare sadeleşti. Yani sonuçta ln x'in kübü eksi 3 bölü 4 x kare ln x'in karesi eksi integral x ln x dx kaldı. Evet. Son adımda x ln x. X ln x'i hesapladık mıydı? X ln x'i aslında hesaplamıştık burada. Evet. X ln x'in ne olduğunu da yine aynı şekilde hesapladık. O zaman bunu buradan kopya çekebiliriz. Şuradan nedir? Sonuç şöyle bir şey çıkıyor. Çoğalt diyeyim. Buradan getireyim aşağı. X ln x'i nasıl olsa çözmüştük. Onun için şuradan böyle olduğunu bildiğim için kullanayım. Hemen yani yapılan şey zaten aynı. Ln x'in kübü eksi 3 bölü 4 x kare ln x'in karesi eksi bu. Yazayım direkt. Sığmıyor. Şuraya, onları şuraya alalım o zaman. Şöyle. Şunları buraya alalım. Eksi. Dikkat etmek lazım. Önünde eksi var. O zaman bu artı olacak. Evet. O zaman bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Bu integralin sonucunu, bayağı uzun oldu. Neymiş? X ln x'in kübü integrali bu şekilde elde edildi. Evet, bu derste de kısmi integrasyon konusunu gördük. Bir sonraki derste görüşmek üzere.
Hoşça kalın arkadaşlar.